Merhaba arkadaşlar, ben direksiyon eğitmeni Cantuk Hoca. Bugün Öykü Hanım'la beraberiz. Ovacık Direksiyon Eğitim Alanı'ndayız ve iki duvarız park işlemi yapacağız. Bakalım Öykü Hanım park işlemini ne kadar öğrenmiş ve ne kadar iyi bir şekilde park edeceğiz. Görelim. Evet, iki duvarızlı park işlemi başlamadan önce park alanına yanaştığımızda sol taraftaki gördüğünüz şerit çizgisi ve duba arasındaki mesafeyi ortalı bir şekilde geliyoruz. Uzaklığımız ortalama 50-60 santim minimum uzaklıkta olacak. Ya da aracımızın bir tam cam boyu uzaklığında olduğumuz zaman mesafemiz bizim için yeterli. Ve dubamızı seçtik. Öykü, dubamız nerede? Arkada değil mi, burada? Evet. Bu duba nereye gelecekti? Başlangıç kelebek, dubamız. Kelebek cam. Evet, kelebek cam. Nereye doğru ilerlememiz lazım o zaman? İleriye. Ayarını yap bakalım. Öykü şu anda kelebek camda dubası gelecek şekilde ayarını yapacak. Vitesini, kalkış vitesini aldı. Evet, freni saldı ve dubasını ayarlıyor. Geldi mi yerine? Evet. Son noktada şöyle değil mi? Aynen, kelebek camda son noktada. Ne yapıyor şimdi Öykü? Tam sağ. Tam sağ manevra birincisi. Dörtlü yaktı, ikincisi. Geri. Evet, mandallı tam sağa geri. Aferin. Evet, manevrayı yaptın. Burada nereleri görecektik sol aynadan? Sarı dubayı. Hadi bakalım. Sarı dubayı fazla çıkartmıyorduk değil mi? Aferin. Nasıl bir geliş sağlayacaktık? Yumuşak değil mi? Evet. Freni sıkma. Aynen. Evet. Freni saldık. Debiyajla oynayarak geliyoruz. Sarı dubayı görünce ne yapacak Öykü Hanım? Duracağız. Evet. Yumuşak bir geliş. Evet. Kaçırmıyoruz değil mi? Gördük mü sarı dubayı? Evet. Şu açıdan bakınca sarı duba göründü. Şimdi ne yapıyoruz direksiyonumuzu? Düzeltiyoruz. Evet. 1,5 tur. Sonra dubamız nereye gelecek? Aynen. Hadi bakalım. Burada da kaçırmayacağız değil mi? Yok. Hadi bakalım. Saldık freni. Yumuşak geliş ve ayarımızı yap. Geldi mi bakalım? Geldi mi? Geldi. Şöyle geldi değil mi sırtına? Hı. Şimdi ne yapacağız? Tam sol. Tam sol. Burada aynamızı ne yapmamız lazım Öykü? Aşağı indiriyoruz. Evet. İndirelim. Neden? Kaldırma deyip değmediğini görmemiz lazım. Gel bakalım. Tam sol manevra. Yumuşak geliş. Evet, paralelliği yakalayana kadar geliyoruz. Bak bakalım kaldırma değme ihtimallerimiz var mı? Evet. Varsa ne yapıyoruz? Evet. Ne yaptı? Değme ihtimali var. Şu anda ne yapacağız peki ileri geçerken? Sağ. Aynen. Aynen, tam sağ. Bizde hiç az, yani az da olsa olur ama tam sağ en iyisi. Şimdi ne yapıyoruz? Öndeki dubayı ne yapacağız? Çarpmayacağız değil mi? Aferin. Bozmadan gel. Çarpmadan dur. Evet, bak arka açıldı. Şimdi bu bizim kaçıncı hakkımız oldu? Bir geliş hakkımızdı değil mi? 3 tane hamle hakkımız var. İkincisi gidişte kullandık. Üçüncüsü de artık geri gelişte paralelliği yakalamak için kullanacaksın. Evet, evet, tekrar ne yaptın? Düzde. Tamam, düzde. Sonra vitesini. Evet, sorun yok. Yap geriye. Tamam. Şimdi bak, paralelliği yakalaman için nereye kırman lazım direksiyonunu? Hafif. Aynen. Zaten yakınlığımız iyi değil mi? Azıcık kırmamız bize yeterli oldu. Hafif gel bakalım. Paralel olunca dur. Zaten arkada mesafemiz açıldı değil mi? Oldu mu paralel? Oldu ve yine park işlemi bitmiş oldu değil mi? Sınavda da arkadaki dubaya çarpma tehlikemiz varsa duruyoruz. Kaldırma çarpma tehlikemiz varsa ne yapıyoruz kesinlikle? Duruyoruz. Ama problem mi değil? Ne yaptık? Öne gittik, geri geldik, olayı bitirdik. Şimdi çıkarken ne yapacağız? Bir, sana soru soruyorum. Çıkarken yapmamız gereken, direkt sol yapsan sence çıkar mı buradan? Kurtarır mı? Kurtarır. Bak bakalım mesafesine. Bir cam boyu kadar var mı? Tahmin et bakalım. Yok. Ve arkada mesafen var mı peki, gelme mesafen? Var. Şöyle var. Değil mi? Dubaya baktığımız, evet, zaman var. O zaman ne yaparız? Düz, geri geleceğiz. Evet, direksiyon düz, geri gel bakalım. Arkadaki dubayı çarpmadan dur. Okey, fazla zorlamıyoruz. Tamam mı? Bak ne oldu? Açıldı değil mi? Şimdi çıkabiliriz. Hadi bakalım. Çıkış işlemini yapalım. Çıktıktan sonra ilerideki dubaya gireceğiz, tamam mı? Evet, yumuşak bir hareket. Sıkıntı yok. Burun kurtardı, aferin sana. Sağ olun manevra ve seri, aferin. Çok güzel. Şu siyah dubaya doğru ilerleyelim Öykü, olur mu? Evet. Düzlüğü bir yakalar mısın? Paralelliği yakala. Şuraya düz ol iyice. Ve dur. Şimdi senden ricam şu. Şimdi siyah duban arkada mı yine? Evet. Evet. Siyah dubayı son noktada gör. Arka mesafemiz açılsın diye. Tamam mı? Tekrar ayarını yap bakalım. Evet. Gördün. Ayarla bakalım siyah dubanı. Evet. Tamam. Tamam. Kelebek camın neresine geldi? Bakıyoruz hemen.
son noktanın ucuna geldi. Aynen bu şekil. Başlayabilirsin. Biraz önce park ederken kaldırma değme sebepleri, yani yaklaşma sebebi neydi? Bir, sarı dubayı fazla görmeyeceğiz. İki, yanımızdaki dubayı fazla almayacağız. Yani aynamızın şurasına gelmiş olacak aslında, anladın mı? Nedenini, sebebi neymiş? Fazla olan her şeyi kaldırma bize yakın hareket ettirir. Başladık yine. Tekrar park ediyoruz. Tam sağ manevra yaptı. Dörtlüğü yaktı. Yumuşak geliş. Sarı dubayı tekrar öykü takip ediyor. Bu sefer mükemmel yapacağız. Gördüysen tamam. Şimdi oldu mu? Evet. Direksiyonu yine ne yapıyordun? Evet. Şimdi iş nerede bitiyormuş öykü? Burada değil mi? Evet. Hadi bakalım. Yumuşak geliş. Aferin. Yaklaştığın an yumuşaklığı al ki kaçmasın. Evet. Bakalım sırtına otursun. Bakıyoruz. Sen uç. Şöyle. Biraz daha şöyle oturacak açıdan bakarsan. Gel bakalım. Sırtına doğru binsin. Bakalım senin açından. Şu şekil aynen. Şöyle baktığım zaman ne oldu? Şu orta kısmı geçmeyecek. Hı hı. Anlaştık mı? Olacak şu kısımlar şurası. Baktık. Her şey tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Tam sol. Tam sol. Aferin. Aynada inik. Hadi bakalım. Gelsin. Yakala paralelliği. Evet. Sarı çizgiye doğru gidiyor değil mi? Aferin. Yavaş gel. Üstüne bindi ve paralelliği yakalar mısın? Var mı mesafen? Varsa gel. İnce ayar artık. Değil mi? Son noktadayız çünkü. Korku yok, gelsin. Aferin sana. Ve ne oldu? Paralel. Lastiğimiz ne oldu bak? Bastı. Ön teker ne oldu? Bastı. Ve şu anda uzaklığımız biraz mesela fazla. Ama bastık. Önemli olan ne? Çizgiye basmamız. Demek ki biraz önce düz geliş ne yaptı? Parkı ayarlıyordu. Burada aynanın kısmı ne dedik? Senin açından bakınca şuralarda olacak en son. Bak şu kısım. Şuralar yok. Şu kısımlarda en son nokta oralarda. Çok uçta olursa aynanın ucunda duba, buraya uzak oluruz şu çizgiye. Yani sarıya basamayabiliriz. Ama şu alanda olursa ne yapar? Sarıya az, biraz daha fazla ya da biraz daha fazla basma oranımız oluşur. Çok yakın olunca da kaldırma gelme olayımız oluyor. Bir önceki yaptığımız gibi. Tamam. Şu anda sorun var mı? Yok. Göreceğimiz yerler neymiş? Bu şekilde. Evet. Çıkınca ne yapıyoruz? Sol. Evet. Evet. Sonra çıkarken girdiğin gibi çık istersen. Yine aynaya kadar getir. Dur istersen. Öyle yapalım bir de. Durduk. Şimdi direksiyonumuz ne yapıyoruz? Yine düz. Sonra ne yapıyorduk? Öykü. Sağa bakıyoruz değil mi? Evet. Boş mu? Boş. Evet. Gaz ver, kavra. Şimdi düz devam et. Şura kurtardı. Rahat edecek değil mi? Evet, geçti yanımızdan ve alanımıza gitti. Okey. Yani parkla ilgili olay bu. Hata da yapsak hani nasıl düzeltilir ve hatasız nasıl girilir? İkisini beraber yapmış olduk. Ve L parka doğru ilerliyoruz. Hadi bakalım, parkla ilgili işlemimiz bu şekilde. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi Öykü Hanım'la beraber iki dubarısı park yaptık. Ve park işleminde hata yaparsak, eğer ki kaldırıma yakın gelirsek nasıl bir işlem gerçekleştirmeliyiz, manevramız nasıl olmalı, onu hem gördük hem de tek manevrada giriş nasıl olur, onu hep beraber yaptık. Anlamadığımız bir nokta var mı Öykü Hanım? Yok. Yok, problem kalmadı değil mi? Evet, evet arkadaşlar, ben direksiyon etmeyi Can Hoca, sizlere tekrar sınavda başarılar diyorum. İyi seyirler, kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.